Sessiz, çevre dostu, tasarruflu ve tamamen yerli üretim. Türkiye'nin ilk yerli otomobili. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Kocaeli Gebze yerleşkesinde 4 adet yerli otomobil prototipi üretildi. Türkiye'nin ilk yerli otomobilini kullanmak A Haber ekibi olarak bize nasip oldu. Şu an kullandığımız aracın benzerlerini, yerli otomobilleri 2019 yılında yollarda görmek mümkün olacak. Türkiye'nin ilk yerli otomobilini kullanıyoruz. İnanın arabada şu an ses çıkmıyor. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama ya arabanın gittiğini dahi hissetmiyorsunuz. O kadar sessiz. Bu arabanın birçok özelliği var. 2 TL'lik elektrikle ortalama 100 kilometre kullanabileceksiniz. İlk yerli otomobilde son teknoloji kullanıldı. Elektrikli otomobille ilgili aslında en önemli 5-6 tane komponenti Türkiye'de biz TÜBİTAK'ta yerli olarak üretiyoruz zaten. Hani yerli araç yapılır mı? Ya Türkiye elektrikli araç yapar mı? Ya niye yapmasın? Şu elektrikli motor. Bu kritik parçalardan biri. Şanzıman görevini şu elektrikli motor sürücüsü yapacak. Şimdi bu tamamen TÜBİTAK'ın kendi geliştirdiği bir teknoloji. Bizim %100 kendi yerli teknolojimiz. Şu anda çok güzel dizaynlar çıkmaya başladı. 2 tane dizayn çıktı. Gerçekten güzel ama onların çok daha güzel ortaya çıkacak. Yani 2017 Haziran'ına kadar inşallah bu dizayn çalışmasını, tasarım çalışmasını sürdüreceğiz. Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'la birlikte ilk kez yerli otomobile bineceğiz. Hatta test edeceğiz. Şu anda araç çalışıyor. Şu anda araç çalışıyor. Park durumunda. Ama elektrikli olduğu için hiç ses çıkmıyor. Güvenlikli ve çok donanımlı bir araçtır, konforlu bir araçtır. Bu araç şimdi önümüzdeki yeni teknolojilerle bir daha da güvenli hale getirilecek. Güvenlik noktasında hiç taviz vermiyoruz. Başka ne diyebiliriz onunla? 100 kilometreye kadar 2 liralık elektrik şarj maliyetiyle çalışması. İnsanların çok büyük bir kısmı büyük şehirlerde günde 60 kilometre civarında yol yapıyor. Dolayısıyla siz eğer günde 100 kilometreye kadar yol yapan bir insansanız hiç günlük şarjınızı tüketmeden aracı günlerce, aylarca kullanabileceksiniz. Türkiye petrole bağımlı olduğu için, ithalata bağımlı olduğu için bu araç Türkiye'de şu andaki araçların yakıtının yarı yarıya düştüğünü hesap edin. Türkiye ne kadar büyük bir kazanç elde edecek. Sadece otomobil markası üretmiş olmayacağız. Aynı zamanda teknolojiyi üreten, geliştiren ve satan bir ülke konumuna gelmiş olacağız. Otomobilin tanıtımı ise 2018'de yapılacak. Şimdiden yoğun talebin olduğu otomobil için mühendisler çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyu ilgisi çok yoğun. Ama biz çok dikkatli davranıyoruz. Çok temkinli hareket ediyoruz. Özellikle bir kez daha bir hayal kırıklığı oluşmaması için çok ince eleyip sık dokuyoruz. Bu noktada da inşallah otomobili 2019 yılında seri üretime geçirecek çalışmaları gün gün yapıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'la birlikteydik. Kendisi bize yerli otomobili anlattı. Test ettik. 90 km hıza kadar çıktık. Gerçekten arabada hiç ses yok. Çok keyifli. Türkiye 2023 hedeflerine ciddi anlamda hızlı bir şekilde ilerliyor.